Belediye Başkan Yardımcım. Çok büyük değer ve değer verdiğimde saygı duyduğum Emre Bey. Çok değerli Kırşehirliler. Güzel hemşerilerim, nasılsınız? Burada olmaktan, bu güzel vatanımızın güzel parçası Kırşehir'imizde, kadim Kırşehir'imizde, Ahi Evran'ımızın, Aşık Paşa'mızın uyuduğu güzel Kırşehir'imizde olmaktan çok memnunum. Ve vatanınız Azerbaycan'ın size kucak dolusu selam ve sevgiler getirdik. Değerli kardeşim biraz önce beni anons eden de aman ha birden şair diyer dedim. Çünkü ben şair değilim. Sadece duygularımı arada bir şiirle ifade ediyorum. Biraz önce programa baktım. Nurullah Genç, İbrahim Sadri, Allah'ın mutlu kuluyum ki onlar gelmeden bana söz verildi de onların yanında şiir okumak biraz daha zor olurdu. Ama ben şiir okuyacağım şiirler aslında şiir değil. Aslında benim duygularımdı. Okuduğum şiirin birincisi Türkiye adlandı. Bu şiirin yazılmasının çok güzel bir hatırası var. Bir gün uluslararası bir örgütten Türkiye'mizin haklı davasını savunduktan sonra bir kardeşimiz yakınlaştı. Sayın Bekrim dedi, size teşekkür ediyoruz. Bizim vatanımızı savunduğunuz için. Döndüm, sizin vatanınız mı dedim. Yüzüme baktı. O sizin kadar bizim de vatanımızdı kardeşim. Teşekkür etmeye gerek yok. Vatanın davasını savunmakta kimseye teşekkür edilmez. Bunu da unutmayın. Burası sizin kadar bizim de vatanımızdı. Nasıl ki Azerbaycan bizim kadar siz güzel Kırşehirlilerimizin, buradaki kardeşlerimizin de vatanıdır. Bir günde sosyal medyada Türkiye ile bir paylaşım yapmıştım. Bir arkadaşımız böyle bir yanıt yazdı. Sayın Vekilim dedi, niye Türkiye ile ilgili bu kadar ilgileniyorsunuz? Ne mi sizin bu Türkiye merakınız? Cevap yazdım. Nedenini çok mu merak ediyorsun? Evet dedim. Sana cevap yazırım dedim. Böyle içime doldu. Bu şiiri yazdım. Ve bu şiir benim o cevabımdı. Aslında bu sorunu merak edenlerin hepsinin cevabı. Ve bu şiir Türkiye adlanır. Biraz büyük şiirdi. Sıkılırsınız, haber edin. Ama biraz da bize anlatacağım. Türkiye dışındaki Türkler için Türkiye nedir diye. Türkiye'm, seni niçin bu kadar sevdiğimi soruyorlar uzak diyarlardan gelen kızına. Bu sevginin kaynağı ne? Neden? Kimsin sen? Sen nere? Bu topraklar nere? Aşkın sebebi sorulmaz diyorum 100.000 kere. Çünkü ruhum 100 yıllar önce gönül vermiş bir Türkiye. Sen benimsin, ben de senin Türkiye. Ahlat'ta mezar taşları tanırlar beni. Malazgirt'e Alparslan'la gelmişim ben. Vatan kılmak için bu güzel yurdu her Fetih'te yeniden dirildim ve öldüm ben. Hani ferman buyurmuştu Karamanoğlu Mehmet Bey. Şimdiden geri kimseye Türk dilinden özge söz söylemeye. Divanda, dergahta, çarşı, pazarda sevinç ile yayan benim. Ertuğrul Gazi'nin yol yoldaşıyım. Birlikte fethiyledik bu yurt yerini. Osman Gazi ile diz çöküp huzuruna dinledik Şeyh Edebali'nin öğütlerini. Orhan Bey ile birlikte yürüdüm Diyar-ı Rum'a. Kılıç yoldaşımdı Hüdabendigâr. Sorsalar elbette anlatacaktır. Bursa'da Ulu Cami avlusundaki çınar. Karadan gemiler indirdim Sultan Fatih'le. Değil mi ki cihan, cihangire dar.
Bayrağı dikti Ulu Batır Hasan, iz yürüdük ardından. Sorsanız hisarlarda taşlar anlatır beni. İstanbul'un surlarında kanım var benim. Sevinçler kadar acılar da yaşadım. Vatan verdiğim bu topraklarda. Bazen yüzümüze gülmedi devir. Tersine de döndü feleğin çarkı. Kıyasıya buruşurken iki cihangir. Bir tarafta Emir Timur, bir tarafta Yıldırım. O günden beri öksüz Kerkük, o günden beri yetim Kırım. Kaç kez kan ile doldu, kardeş kavgasını durdursun diye Tanrı'ya açılan elim. Ama sığmadılar bu yeryüzüne Şah İsmail ve Sultan Selim. Kardeşin kardeşle vuruştu bugün, durun, Türk'e Türk'ten özge yanan bulunmaz. Kardeş kavgasında kazanan olmaz diye feryada arşa dayanan bendim. Çubuk obasına akan kanlar da, çaldırana düşen canlar da benim. 300'lüye döndüm Viyana önlerinde. Vuruştum Boğaz'da 7 düvele karşı. Çanakkale içinde vurdular beni. Bir gonca gülken derdiler beni. Şimdi geri Bolu'da bir ölür bin doğarız diye seslenen isimsiz şehidin baş başı benim. Oğulsuz anaların dur gelinlerin gözyaşı benim. Sarıkamış'ta bedeni donan, Yemen'de susuzluktan ciğeri yanan ve bir cepheden bir cepheye savrulan ölmez Türk benim. İstiklal Savaşı'na koştuk sonradan. Atatürk'ün yanındaydım her zaman. Küllerinden yeniden doğan bir milletin evladıyım ben. Vatanın ufkunu sarınca melal, Akif'in dizesiyle dirildim yeni baştan. Haykırdım tüm dünyaya, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Türkiye, Türkiye, ben senden hiç gitmedim ki. Ezelden ebede seninleyim ben. Uğrunda öldüğüm vatan terk edilir mi? Öylesine sevdiğim vatandan gidilir mi? Seni nasıl sevdim bir bire bilsen. Güneşe vurgun ay çiçekler, denize aşık martılar gibi. Ben seni kıyıya sevdalı dalgalar, yağmura hasret sahralar gibi sevdim. Bağlanıp kaldı ruhum bir tek sözüne, sahibinden ayrılmayan bir gölge kimi. Yıllar yılı yüz sürdüm ayak izine. Ben seni nasıl bekledim bir bire bilsen. Üstadın dediği gibi, hastanın sabahı, mezarın ölüyü, şeytanın günahı beklediği kadar. Ve ben, bendeki seni bekledim her an. Kimsesiz evin, hiç gelmeyecek sahibini beklediği gibi. Ben seni ölümüne sevdim Türkiye. Dudakta kalan son name, gözde donan son damla ve bir ah kadar. Nasıl özledim seni bir bile bilsen. Bebeğin anne sütünü, annenin evlat kokusunu, üşüyen ellerin sıcacık bir ocağı özlediği kadar. İçimde kanatlanan ve büyüyen bir özlemin var. Belki aşığım senin baharına, kışına. Senin için sevdiğimi soruyorlar uzak diyarlardan gelen kızına. Oysa aşkın sebebi sorulmaz. Aşk sebepsiz bir sevdadı diyordu bizim Yunus. Sorulmasın bana artık bu soru. Çünkü sen Türkiye'msin. Vatansın vatan. Bense çılgın bir Türk'üm. Dedelerin ruhunu yüreğinde taşıyan ve babatanı ve vatanı turan olan. Canımsın Türkiye. Sen bensin, ayağına taş değse benim ciğerim yanar. Sen gönlümde umutsun, kalbimde ince sızı. Sevemez kimse seni,
benim sevdiğim kadar. Kardeşin Azerbaycan'ın sana sevdalı kızı. Kardeşin Azerbaycan'ın sana sevdalı kızı. Bakın, Nurullah Hoca sonuna geldi. Yoksa zordu onun yanında şiir okumak. Şiirin ustalarından biri, ustadın yanında şiir okunur mu? Onu da selamlayalım. Çünkü Nurullah Genci, siz güzel bir şair kimi tanıyorsunuz. Ama biraz önce söylediğim gibi, o da Azerbaycan'ı kendisine vatan bilen ve Azerbaycan'ın zor günlerinde bir günnare şiiri yazmış. İnşallah o, inşallah ki o günnareni de okur. O da size biraz Azerbaycan'ı anlatır. Ve sonda Türkiye'm okudum. Ben ilk şiirimi okuyayım size. Bunun adı Büyük Azerbaycan'dı. Ortaokul 5. sınıfta yazmıştım. Bu benim ilk şiirimdi. Çünkü tarih hocam bana Azerbaycan'ı anlatırdı. Ama Büyük Azerbaycan'ı. Paramparça bölünmüş, toprakları farklı farklı büyük güçlerin işgaline düşmüş Azerbaycan'ı. Öyle ağlıyordu ki, o ağladıkça biz ağladık. Ve bu şiiri 5. sınıfta, ilk sınıfta Azerbaycan, Büyük Azerbaycan diye yazmıştım. Bu çok amatörcesine bir şiir. Ama bu benim ilk şiirimdi ve vatan adına yazılıyordu. O yüzden bunu okumak isterim. Azerbaycan diye. Senle başlar, senle biterim. Senle ağlar, senle gülerim. Senle varım, sensiz yetimim. Ey vatan, adına kurbanım ben. Anam sensin, babam da sen. Ruhum sensin, canım da sen. Damarımda kanım da sen. Ey vatan, toprağına kurbanım ben. Geçmişim sen, bugünüm sen. Secdegahım, güblem de sen. Güney kuzey bölünsen de iki yanda yurt yerim sen. Ey vatan, yarana kurbanım ben. Derben sensin, Tebriz de sen. Göyçe sensin, Borçalı sen. Şu kalesisin, gözümde tüten. Ey vatan, gözyaşına kurbanım ben. Sen imanım, sen dinim, sen göğde Allah, yerde sensin. Sen her şeyden mukaddessin. Ey vatan, adına kurbanım ben. Azerbaycan, adına kurbanım ben. Değerli gençlerimiz, burada Türkiye, Azerbaycan dedik. Ama sözümün sonunda buradan selam göndermek istiyorum. Çünkü siz ve ben sadece Türkiye, Azerbaycan'da değiliz. Biz büyük vatan coğrafyasına sahip büyük bir milletin evladıyız. Ben çok şiirler yazdım. Bir gün olursa Kerkük'te anlatırım size. Kerkük şiirini de Kerkük Türkmen Cephesi'nin başkanı Erşat Salih'i aramıştım. Ne var ne yok dedim. Dünyaya sesimizi duyurmak için ne yapabiliriz? Sayın vekilim dedi, kardeşim, sence Türk dünyası bizi kendisi duyuyor mu dedi. Çok üzülmüştüm. Hayır dedim, öyle düşünmeyin. Biz her zaman yanınızdayız. Ve bugün buradan ilk önce bugün başı dertte olan, bizim başı dertli ama en tarihi kalelerimizden biri, vatan toprağının önemli parçası Kerkük'e selam olsun deyirem. Telaferen düz hormatına selam olsun deyirem. Buradan bayır bucağa, Türkmen dağına selam olsun deyirem. Çünkü onlar bizim önemli kalelerimizdi. Buradan Ahıskaya selam olsun deyirem. Çünkü oradaki insanımızı sürdüklerinde benim Ahıska şiirimde belki uzun uzun anlatamadığım anlamı Kosoflu Aşık Uzeyir bir dörtlüsünde demişti. Diyordu ki, Ahıska bir gül idi, gitti. Bir ehli
gitti. O yüzden Ahıska'ya selam olsun. Bizim Karadeniz'deki önemli kalelerimizden hep içimizde bir ağrıdı güzel Kırım diye. Ey güzel Kırım diye okuyoruz. O Kırım'da zor şartlarda da yaşayan kardeşlerimize selam olsun. Buradan Tebriz'e selam olsun. Türkistan'a selam olsun. Buradan Balkanlara, buradan Uygur Türklerine, buradan Kuzey Kıbrıs'a selam olsun. Ve buradan güzel Karabağ'ımıza selam olsun. İnşallah Ahilik Haftası'nı ve bu güzel etkinlikleri güzel Kırşehir'imizde yaptık. Ben söyledim, Ahi Evran Üstad Azerbaycanlı. Hoydan biliyorsunuz. Kırşehir'imizin koynunda uyuyan bir büyüğümüz. Öyle bir büyük ki onların ruhu biliyor musunuz ne zaman hepsinin daha çok şad olacak. Biz böyle ahilik haftalarını inşallah sizinle birlikte işgalden azat edeceğimiz güzel Karabağ'ımızda, o güzel vatan topraklarında da yapıp ahilik yürüyüşlerimizi orada yaptığımızda da ben inanıyorum o gün uzakta değil. Allah'ın yardımıyla birlik gücümüzle inşallah bunu da yapacağız ve sizinle inşallah Karabağ'da görüşene dek Allah'a emanet olun. Güzel Kırşehir. Evet, kıymetli milletvekilimize biz de çok teşekkür ediyoruz. Böyle kalpten nacizane güzel duygularını bizimle birlikte paylaştı. Biz sadece şunu diyebiliriz. Biz sizdeniz, siz bizdensiniz. Ayrımız gayrımız yok. Biriz ve diriyiz. Ama elhamdülillah kuvvetli olmak zorundayız diyoruz. Sayın vekilimiz ata vatana dönecekler. Ama dönmeden önce gidecekler. Gitmeden önce Kırşehir İlticaret Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan bu gecemizde kendilerine naçizane güzel bir hediye vermek istiyoruz. Ve hediyelerini takdim etmek üzere İl Ticaret Müdürümüz Sayın Mahmut Dalgalı Beyefendi'yi sahneye arz ediyorum. Değerli kardeşlerim, belediye başkanı değerli kardeşim Yaşar Bey ve Emre Bey çok güzel hizmetler yapıyorlar güzel Kırşehir'imizde. Nasıl güzel çalışmalar, nasıl güzel işler yapılıyor. Ben sevinçle, mutlulukla gezdim. Ama bize bir sözleri var. Bunu niye diyorum biliyor musunuz? Her başkanı gördüğünüzde sorun diye. Burada Kırşehir'imize güzel bir Karabağ Parkı yapacaklarına ve güzel bir Azerbaycan Caddesi ismi vereceklerine söz verdiler. Sözlerini tutacağına inanıyoruz. Buradan bir daha teşekkürümüzü ediyoruz. İnşallah Karabağ Parkı ve Azerbaycan Sokağı'nın açılışında görüşürüz. Sağ olun. Efendim inşallah. Biz de teşekkür ediyoruz. Sayın milletvekilimize hediyelerini takdim ediyorlar. Hediyeleri Ahilik Sancağı 1826 yılında Sultan Mahmud Han tarafından tasarlanmış. Ama alem Abdülhamid Han tarafından incelenmiş olan işte bu güzel sancak, Ali Osmaniye'nin bu güzel sancağını sayın vekilimize takdim ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Efendim çalışma odanıza, mecliste çalışma odanızda en görmek güzel isteriz hediye. İnşallah. En güzel hediye öğreneceğiz. En güzel hediye, evet. Çok teşekkür ederim. Açık. Bu Kırşehir'de yetişelim.